Halide. Halide. Bak bu çocuk Charlie'ler sana hiç yakışmıyor. Yaptığın kalleşlikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmamı mı bekliyorsun? Rica ederim Halide. Bunca yıllık dostluğumuza binaen sonradan üzüleceğin sözler söyleme. İstesem de sarf edeceğim sözler senin yaptıkların kadar acı olamaz Orhan. Bak Halide. Ben bu davanın Muzaffer'in isteği doğrultusunda neticelenmesini sağladım. Sen de takdir edersin ki toprakların bölünmesini ve gücün parçalanmasını istemezdi. Bütün mirasın oğluna kalmasını isterdi. Bu yüzden öfkeni yansıtacağın insan ben değilim. Saçmalıyorsun. Tüm aile mirasımızı öyle bir kadının elinde oyuncak etmen. Beni beş kuruşsuz ortada bırakman abimin arzusu öyle mi? Bak şu anda çok sinirlisin ve öfkelisin. Seni anlıyorum. Yalnız gerçekleri göremeyecek haldesin. Neymiş o gerçekler? Bak, başka türlü uzlaşma yönleri bulunabilir. Ama topraklar tek elde kalmadı. Bizim topraklarımız senin niçin bu kadar alakadar ediyor ha? Neyi ima etmeye çalışıyorsun Halide? Bilmem. Ama en kısa zamanda öğreneceğimden eminim. Hoş geldin Paşazade. Hoş bulduk. Adres verip buluşalım deyince merak ettim. Büroyu ilk sen gör istedim. Geç otur. Ne bürosu? Hukuka yeniden geri döndüğüme göre bir büro gerekiyordu öyle değil mi Paşazade? Sen hakikaten ciddisin Orhan. Evet, hem de çok ciddiyim. Benim senden bir istirhamım olacak Paşazade. Tabii, nedir? Biliyorsun uzun yıllardır Adana'da değilim. Pek çok fabrika açılmış, cemiyete yeni yeni isimler katılmış. Bu isimlerin hepsiyle tanışmak isterim. Seni de tanımadığın kimse yoktur azizim. Bir açılış yapmayı düşünüyorum. Bana bu konuda yardımcı olursan sana müteşekkir olurum. Ne demek? Memnuniyetle. Hiç merak etme. Adana'nın tüm ileri gelenleri bu açılışta olacak. Teşekkür ederim. Ama ben sadece Serap Hanım'ın avukatlığını üstlendiğini zannediyordum. Neticede avukatlıktan kazanacağın paraya ihtiyacın yok. Açıkçası bu büroyu açmana şaşırdım. Mesele para meselesi değil Paşazade. Sen de biliyorsun. Çalışmayınca kendimi işe yaramaz hissediyorum doğrusu. Biliyorsun yıllar önce Ankara'ya giderken büyük hayallerim vardı. Demokrat Parti'den milletvekili olduğumda bu hayallerin tamamına kavuştuğumu sanmıştım. Ama politika denilen bataklık çok yüzlülük gerektiriyor. Bütün inancımı yitirdim. Aldığım hukuk nosyonunu ben de hizmet için kullanacağım. Anlaşılan hiç değişmemişsin Orhan. Hep aynı idealizm. Çok değiştim Paşazade. Çok. Artık büyük hedeflerim yok. Anlaşılan zevk için dava alacaksın ha? Öyle mi? Öyle de denilebilir. Bakalım Seher ne diyecek bu işe? Bu hafta geliyor değil mi? Henüz kesin bir şey söylemedi. Açıkçası bilmiyorum. Açtım kapıyı. Hoş geldiniz Orhan Bey. Teşekkür ederim. Serap Hanım evde miydi? Hanımım sabahtan şehre indi, daha da dönmedi. Tuhaf, geleceğinden haberi vardı halbuki. Ne zaman gelir bir bilginiz var mı? Çıkalı çok oldu beyim, neredeyse gelir. Siz isterseniz bekleyin. Gülizar, gel. Orhan Bey'i salona kadar refakat et, hadi bakayım. Teşekkür ederim. Beycan. Sen de git çayma iç. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk.
Orhan Bey geldiler. Sizi salonda bekliyorlar. Hay Allah. Tamamen unutmuştum. Orhan Bey, çok özür dilerim. Şehirdeki işlerim tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Kusura bakmayın, ne olur. Rica ederim. Sağ olsun, Zehra Hanım yalnız bırakmadı beni. Biz de Muzaffer ağayla oynadık birazcık. Ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Fabrikayla ilgili istediğiniz araştırmayı başlattım. Birkaç dilekçenin imzalanması gerekiyor, hepsi o kadar. Tamam. Ama ne olur bunu yemekte konuşalım. Uzun uzun rahat rahat konuşuruz hem. Lütfen ricamı kırmayın. Nasıl isterseniz. Gülizar, Orhan Bey de bizimle yemeğe kalacak. Fabrikanın çalıştığı bankaların müdürleriyle konuştum. Selim Bey'in işlettiği şu faiz meselesiyle ilgili. Dosyalar en geç bir hafta içerisinde bana intikal edecek. Detaylı bir incelemeden sonra size bilgi vereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Burnuma hiç hoş olmayan kokular geliyor. Günahını almak istemem ama son olaylardan sonra benim de Selim'e pek itimadım kalmadı. Gerçi benim sizden başka kimseye itimadım kalmadı ya. Rica ederim. Ben yalnızca size ve Muzaffer Ali'ye olan vazifemi yerine getiriyorum. Hem sizi doğuma yetiştirmekle Muzaffer Ali'nin de manevi vasisi sayılırım, öyle değil mi? Haklısınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Buyur. Kız yavaş. Ne oldu gene? Ay ne olacak ya? Orhan Din'in meymenetsiz resmin alenen bizim hanıma asılıyor vallahi ya. Abo. Kız tövbe de. Çoluk çocuk sahibi herife iftira atmadan önce tövbe de. Bırak ya. Manevi vasi ne demek? Hı? Manevi vasi ne demek de bana? Aynen şöyle dedi. Ben oğlunuz Muzaffer Ali'nin manevi vasisi olmak istiyorum. Ne demek bu? Yani koruyucusuyum işte. Hani adam avukat ya, öyle demiş. He. Siz hala uyuyun ya. Adam resmen şunu dedi. Ben sizin çocuğunuzun cici babası olmak istiyorum. Kız Gülizar, sen iyice azıttın ha. Koskocaman mebbus avradını bırakıp da de git. Töbe töbe. Bırak ya. Erkek değil mi? Hı. Bu erkeklerin dopunun dibine kibrit suyu. Ben ne adamlar tanıdım. Evde mis gibi, çiçek gibi karısı dururken... gözü dışarıda, aklı oynaşta, başka başka karılarla... bunları var ya, dopunda sallandırmak lazım. Ha, lazım ki ne lazım? Bu arada söylemeyi unuttum. Şehir merkezinde bir büro tuttum. Öyle mi? Çok sevindim. Biraz düzenleme yaptıktan sonra daha iyi olacak. Açılışa katılırsanız mutlu olurum. Memnuniyetle katılırım. Eşiniz de katılacak mı açılışa? Kendisi Paris'te, işleri var. Ama bitirir bitirmez buraya gelecek. Açılışa yetişebilir mi onu bilmiyorum ama. Kendisiyle çok tanışmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda karşılaşırız. Bilirim. Ben müsaadenizi istesem. Ne demek? Müsaade sizin. O zaman açılışta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.